Reels'ları da artık editleme kısmı daha da gelişti. Biraz daha CapCut'a benzer, biraz daha böyle yazıları ayarlayabileceğimiz, sesi ayarlayabileceğimiz bir arayüz geldi. Gelin birlikte bu arayüzü hem inceliyor hem de sizlere burada kendi deneyimlerimde neleri eksik neleri kötü bunlardan hızlı bir şekilde bahsedeceğim bir video yapacağım. Hemen ekranımıza geçelim. Kısa bir video çektim ve bu videoda aslında hiç ses önemli değil burada. Önemli olan noktalardan biri bizim burada klibi düzenle dediğim Bizde alttaki kısmımız. Bu alttaki kısım artık ses ekleme, metin ekleme ve çıkartma gibi bir sürü seçenekler görüyorsunuz. Klip ekle derseniz galerinizdeki bir videoyu ekstradan ekleyebiliyorsunuz. Fakat burada sistemde mesela tabii ki de kesme ve biçme keşke özelliği olsaymış. Mesela atıyorum direkt buradaki videoyu burada keşke kesebilsek ama maalesef ki böyle bir özellik yok. Ya da bunu çoğaltabilsek en azından çoğaltıp yapabilsek fakat sadece yapabileceğimiz şey yanlarından tutup videoyu kısaltıp uzatmak. Yani burada da daha eksikleri hala mevcut. Yanda butonları tıkladığımız zaman zaten şey yapıyor. Direkt diğer ekrana geçiyor. Ok'a tıkladığımızda. Ama burada klip ekle dediğimiz yer galeriye gidiyor. Metin ekle dersek Metin ekleme kısmını hatırlarsanız zaten metin ekliyorsunuz ve burada en çok yaşadığımız sorun neydi? İşte bir metnin nerede başlayıp nerede biteceğiydi. Ben şimdi buraya test yazacağım. Hatta bilerek böyle farklı hareketler yaptım ki farklı alanlara yazıyı kullanalım diye. Yazıyı yazdıktan sonra bitti demeniz gerekiyor. Bakın yazı baştan sona zaten gelmiş oluyor. Ben mesela burada bir parmak işaretimde bir yeri gösteriyorum ya. Yan taraftan tutuyorum. Sarı kısmından tuttum. Ta o kısma kadar. Mesela şu kısım. En başta yukarıya göster göstermişiz. O zaman hemen bunu yukarıya alıyoruz. Test diye koydum. Fakat dediğim gibi bundan sonra başka bir alana geçtiğim zaman gördüğünüz üzere gitti. Yani bunu sağlamamız önemli. Yeni bir yazı ekleyelim. Ben burada çok hoşuma gitmeyen bir durum gördüm. Şimdi mesela burada hemen tekrar yazı eklemeye gidiyorum. Herhangi bir ekrana tıklamanız gerekiyor. Yani bu yazıdayken eğer butonlar gözükmüyorsa herhangi bir yere tıklayarak çıkarabilirsiniz. Ben şimdi buraya tekrar metin ekle dedim. Yeni metni, metin ekliyorum. Buraya da A yazalım. Şimdi ben bu A'yı bitti diyorum. Yine alanını tabii önceden ayarlamamız gerekiyor. Bu tarafta gözükecek. Fakat dediğim gibi şu yan tarafta veya yazılara dokunarak bakın alt taraf açılıyor. Ya da klibi düzenle diyerek alt taraf yukarıya çıkıp iniyor. Ama bunu A kısmını baştan sona göstermek istemiyoruz. Sadece bu kısımdan sonra işaret ettiğimiz için hatta şuralarda olursa daha etkili. Buraya geçtiğimiz zaman da buraya geçme anında da ne yapıyoruz? Bunu kısaltıyoruz. Çok güzel. Evet alt alta gidiyor ama bu alt alta giderken karışıklık olmayacak mı? Keşke burada karışıklık olmayacak şekilde CapCut'taki gibi üst üste ya da timeline'ın tek bir çizelgenin diyelim yan yana gelseydi yani şu şekilde göstermek daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum ama maalesef ki bu böyle alt alta alt alta bakın boşluk bıraksam bile alt alta doğru gidiyor. Yazı kısmındaki kısım bence daha geliştirilmesi gereken bir durum. Gelelim müzik kısmına. Müzik kısmına gerçekten geliştiler ama bazı telefonlarda senkron kayabiliyor. Senkron dediğim şeyi şimdi hemen bir tane şarkı seçeceğim. Hiç müziğin şeyine bakmıyorum bu arada. Müziğin mesela burada bir yükselişleri zaten görüyorsunuz. Bunların da ayarını üstüne tıklayarak kısmı ayarla kısmına tıkladıktan sonra bakın şu an artık parmağımla hareket ettirebiliyorum. Burada ritmi ayarlarken sıkıntı şöyle bir durum oluyor. Siz bu ritmi ne kadar çok ayarlasanız bile ee, maalesef ki çıktığı alırken yani paylaşım yaparken ses kaymasına neden olabiliyor. Bundan dolayı bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki de bunu önlem alamayız. Elimizden gelen sadece en iyi şekilde yapmak ama bu bazı telefonlarda olan bir sorun. Tabii ki de şimdi Muratcan biz burada eskiden geçişleri falan görüyorduk. Bu geçişleri nereden görüyoruz? Bakın bu ekranı hemen o videolarımızın hemen en sonunda ve en başında böyle sıfır gibi bir işaret var ya da bir bu buton diyebilirim. Buna tıkladığınızda size geçiş efektlerini e, olarak ayarlıyor. Yakınlaştırma efektini koyduk. Bakalım mesela şöyle başlayacak videomuz. Mesela Instagram'da bu şekilde içerisinde yapabileceğimiz tabii ki de özellikler mevcut. Atladığımız tek bir nokta var. Çıkartma ekle. Bu çıkartma ekle, anketler, yana kaydırma şekilleri bunlar eklenebilir açıkçası. Bunlar da sticker olarak kullanılabilen durumlardan biri. Ama dediğim gibi Burada ana amacımız edit özelliğinin ne kadar değiştiydi? Avantajlı mı? Yani açıkçası daha iyi hale getirilebilirdi. İşte seslerin başında işte karartma sesiyle yani sesin Yavaş yavaş yükseltmesi ya da videonun sonunda geldiğinde yavaş yavaş kısılması gibi ayarların olması gerekirdi. Hızlandırma ayarının olması gerekirdi. Fakat yeni yeni adapte oluyor Instagram bu sürece. E, tabii ki de bu başlangıç olarak diye söyleyebilirim. Hem size eğitim oldu hem de bir nevi yeni özellikleri de tanımış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sizin bu güncelleme hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.